Aşağıdan yukarıya rafları numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Bilgileri kullanıyorum. E dördüncü rafta. Şuraya E yazdım. B, D'nin alt rafında. O zaman D, B yazabileceğim gibi D, B yazabilirim. Yani iki durum çıkıyor karşıma. Devamında A, C'nin alt raflarının birinde. O zaman birinci durum için şuraya A yazarsam C'yi buraya, ikinci durum için A yazarsam C'yi buraya yazmam lazım. Yani çok açık ki karşıma söylenenlere uygun iki durum çıkmaktadır. A markalı çikolatalar en üst rafta mı? Hayır. D marka en altta mı? İki durumda da böyle bir şey görmedim. Üçüncü de D E'nin üstünde demiş. Yine her iki durumda da böyle bir şey görünmüyor. Dörde gelelim. A, B'lerin bulunduğu rafın bir üst rafındadır. Yine iki durumda da böyle bir durum karşıma çıkmadı. 5 için D, C'lerin bulunduğunun üst rafındadır. Yine her ikisinde de böyle bir durumla karşılaşmadım. Doğru cevap E seçeneğidir. Rafları aşağıdan yukarıya 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandıralım. 1, 1, 2, 3, 4 ve 5. Tamam. Her rafta yalnız bir tane marka bulunacak. Tamam. E marka dördüncü rafta olacak. Hemen şuraya E'yi yazalım. Ve ardından diyor ki B, D'nin bir alt rafında olacak. O zaman B, D diye şöyle yazabiliriz. B, D diye şöyle yazabiliriz. Veya B, D diye şöyle yazabiliriz. Tabii dördüncü raftaki E değişmeyecek. Devamında A marka C markalının altında olması lazım. Demek ki her iki durumda da C5'tedir. E birinci durumda A1'de. İkinci durumda A 3'tedir diyebiliriz. İlk seçeneği yani C, E, D, B, bakın şurada görüyoruz. Peki ikinci seçeneği onu da şöyle farklı bir renkle gösterelim isterseniz. İkinci seçeneği de ikinci öncülde görüyoruz. O zaman 1 ve 2 numaralı tablolar oluşturulabilir. Doğru cevap B seçeneğidir. 25 sayısı rakamları kullanılarak 5 üzeri 2 diye söylenebilir. 126 sayısı 6 çarpı 21 olarak yazılırsa şuradaki örnekte olduğu gibi 126 olacaktır. Ve 128'i de 2 üzeri 8 eksi 1 yani 2 üzeri 7'den 128 olarak söyleyebiliriz. O zaman bunların 3'ü de Fritman sayısıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Her bir sembolün sonucu tam sayı. O zaman biz bunun karşılığını mesela 2 diye düşünsek A'yı 2,1 B'yi de 1,9 alabiliriz. Alabiliriz. Bu durumda e, şu ifadenin karşılığı ne olacaktır? Kare A'nın zaten karşılığı 2. O zaman bunun karşılığı da işte şu tanımdan hareketle 3 diyebiliriz. Şimdi artık şıkları tek tek inceleyelim. A'nın karşılığı yuvarlak içinde e, A'yı 2,1 almıştık. O zaman içteki yuvarlağın karşılığı ne olur? Bundan büyük en küçük tam sayı 3 olacaktır. Evet buraya 3 yazalım. Bundan büyük en küçük tam sayı da 4 olacaktır. Biz 3 olsun istiyorduk. Dolayısıyla A cevap olamaz. Gelelim. Zaten şunun karşılığını biz doğrudan 2 diye almıştık. Unutmayalım. O zaman B şıkkı için kare içinde 2. Bundan küçük en büyük tam sayıda 1 olur. Yine 3 olmadığı için B şıkkı da cevap olamaz deriz. C'ye gelelim. Yine şunun karşılığı olarak az önce söylediğim gibi 2 yazıyorum. O zaman yuvarlak içinde 2 de bundan büyük en küçük tam sayı 3 olacaktır. Evet bu da tam istediğim gibi doğru cevap C seçeneğidir. Canan bilgisayar almadı. 4 bilgisayar var. O zaman Canan dışındaki herkese bilgisayar yazmamız lazım. Bu durumda birinci yargı hemen doğru oluyor değil mi? Canan bilgisayar almadığına göre kalan herkes bilgisayar almıştır. Evet bu yargı doğru. Diğerine gelecek olursak yazıcı alan herkes bilgisayar da aldıysa Canan yazıcı da almamıştır. E bu da doğru. Yani yazıcının üstüne şurada da çarpı koyalım Canan için. Çünkü yazıcı alabilseydi yanında mutlaka bilgisayar da olacaktı. O zaman e, bilgisayar da yok. Bu yüzden e, Canan yazıcı da almamıştır yargısı kesinlikle doğru olur. Gördüğünüz üzere zaten topu topu dört tane ürün alınmış. E, Canan bilgisayarla yazıcıyı almadığına göre mecburen kulaklık ve klavye aldı demektir. E, zaten son oncülde bunu söylüyor. Bu da doğru. Doğru cevap E seçeneğidir. Canan bilgisayar almadı. 4 bilgisayarı Canan dışındaki kişilere dağıtırız. Yazıcı alan herkesin bilgisayar alma zorunluluğu var ya, o zaman Canan yazıcı da alamadı demektir ve e, topu topu dört tane ürün olduğu için ve herkes ikişer ürün alacağı için e, Canan mecburen kulaklık ve klavye aldı demektir. O zaman şundan bir tane kaldı bir kulaklık, şundan hiç kalmadı zaten bilgisayarlar da gitmişti. Ahmet ve Davut aynı ürün alacaksa, e, aynı ürünlerden alacaksa, e, bunun bilgisayar ve yazıcı olmaktan başka şansı yok. Bilgisayar ve yazıcı. O zaman şurada da bir tane yazıcı kaldı diyebiliriz. Artık öncülleri inceleyebilirim. Ahmet yazıcı almıştır. Evet, bu doğru. Davut bilgisayar almıştır. Bu da doğru. Artımızı koyduk. Engin ve Beyza kulaklık almıştır. Şimdi Beyza ile Engin'in ikinci ürünleri henüz belli değil. Ama bakın burada bir tane kulaklık kaldı. İkisine de kulaklık verme imkanımız var mı? Hayır. Bu yüzden üçüncü yargı doğru olamaz. Doğru cevap A seçeneğidir.